Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Eski İstihbarat İdaresi Müdürü Sarşo Miyalkov ceza mahkemesinin kararıyla ev hapsinde tutulacaktı. Ancak kararı Miyalkov'a iletmeye giden polis ekipleri kendisini evde bulunmadı. İçişler Bakanlığı Miyalkov'un bulunması için çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Target fırdina davası kararı açıklamadan önce ülkeden kaçmasını engellemek üzere savcılık sahanın ev hapisinde tutulması istendi. Mahkemenin gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapması da beklenirken mevcut olan durum takip edilmektedir. 2008-2015 yılları arasında 20 bin kişinin yasa dışı yollardan dinlenmesiyle açılan target vurduna davasında karar 26 Şubat'a açıklanacaktır. Covid-19 mücadelesi kapsamında özellikle OHAL durumlarının ilan edilmesiyle birlikte bu sefer ise Siyasi Eğitim Merkezi tarafından örgütlenmiş olan paneline Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin yorumu gelmişti. OHAL yasası gerektirmektedir. Ondan dolayı birçok karar getirilmesiyle birlikte... Tam hukuki bir yol çözümü söz konusu olacaktır. Şimdilik ise o hal durumların ilan edilmesiyle birlikte ancak bazı sorunları ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. O hal yasası emdenası gerekir. Bu şekilde yorumunu yapan Stevo Pendarovski, mevcut olan Covid-19 mücadelesi kapsamında durumu ve yapılması gerekenleri konuştu. Sayımla ilgili olarak hem de nasıl bir sayım yapılacağına dair olarak Başbakan Zoran Zaev'den tam karar verici bir yorum yapılmıştı. Bununla ilgili olarak muhalefetten tepkiler gelse de Başbakan Zoran Zaev'e göre sayım yapılacaktır. Tam 1 Nisan'dan başlayacak olan sayım için bütün gereken hazırlıklar yapılmıştır. Sayım bir daha söylendiği gibi tekrar bir istatistik işlem olduğuna dair olarak açıklamasını yapan Başbakan Zoran Zaev vatandaşlardan katılım istedir. Istediğim. Nisan ayında yapılması öngörülmüş olan sayıma göre tamamen yapılacak olan Sayın 1 Nisan'da başlaması gerekiyor. Öte yandan ise ana muhalefet ve Marodopama'nın lideri Christian Mitskovski bu mevcut olan hukukun tamamen ortadan kaldırılması için tam bir hukuk arayışı neticesinde bu sayımın iptal edilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Mevcut olan parti ve bu konuda hem fikir olan vatandaşlar imzaya katılmaktadır. Christian Mitskovski'ye göre sayımın yapılmaması ile ilgili olarak kar getirilmesi ancak uygun olabilir. Öte yandan ise sayım sadece sahte olan sayılara sebep olacaktır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım. Merkez Jupa Belediyesi'ndeki özellikle projeleri devam etmektedir. Bu sefer ise devlet çoğu olarak çalışmalarını yürüten Devlet Yolları Kamu Şirketi'nden büyük bir proje gelmektedir. Tam toprak kaymaları ve senelerdir devam eden problemin Mevniçan ile Gorensa köylerinin arasındaki yoğun üzerindeki bu çalışmalar bu sefer hız kazanıp birkaç ay içerisinde bitmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Aryan İbrahim'e göre tam 43 milyon denar katma değer vergisiyle beraberce bir projeden bahsedilmektedir. O şekilde bu projenin tam gerçekleştirilmesiyle birlikte asırlardır devam eden bir toprak kaymalarına son verilecektir. Debrede eski binaların yıkımına başlamasıyla birlikte standart kamu şirketi yanı sıra Debre Belediyesi de kendi çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle hiç kimsesiz kalmış olan evler geçenin ve ileride yapılması gereken çalışmalar için büyük bir tehlike oluşturabileceğinden dolayı Debre Belediyesi yıkım kararını vermişti. O şekilde Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka yıkım konusunda kararlıdır. Gereken çalışmalar birçok Debre semtinde de gerçekleştirilmektedir. Eski Kora futbolcusu Edin Mersovski bu sefer ise Ohri Dihnidos takım için tam top koşuşturuyor. Fakat son ise Haberspor'dan değildir. Hayır Hayırseverlik konusunda en büyük bir şey yapılacağına dair olarak tüm medyalar tarafından haberi paylaşmaktadır. Edin Mersovski Ohri Gölü'ne giren 3 çocuk tamamen kurtarılmasıyla birlikte manşetlere yer almaktadır. Edin Mersovski 3 canı kurtarmış oldu. O şekilde şu an bu hafta için en konuşulan konu olmuştu. Kendisi şu an Ohri Lihnidos futbol takımı için bir futbol oyuncusu olarak kendi görevine devam etmektedir. Devre Kültür Merkezi özellikle kendi çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütebilmek için yerinden gerin yapmaktadır. Konuyla ilgili olarak yönetim kurulu seçimine geçilmiştir. Önerilmiş olan Vyotsa Sadiku, bundan sonra ise bu yönetim kurulun başkanlığını yapacaktır. Konuyla ilgili olarak Devre Kültür Merkezi Müdürü Zinçemi Midinovski'ye göre getirilmiş olan yönetim kurulu kararlarının devamı istenmektedir. Ondan dolayı şimdi olduğu gibi ileride de aynı şekilde devam edilmesi ancak o şekilde yeni nesillere ve yeni durumları için iyi bir şekilde hazırlanmış olan bir devre kültür merkezi olacaktır. Bahar özellikle maçlarına başlamadan önce mevcut olan çalışmalarını yürüten Debre takımı bu sefer ise Gostivar'la beraber kalmıştı. Özellikle Debre takımı mevcut olan oyunlar ve etkinlikleri hazırlık maçlarıyla başlamıştır. Hiçbir mağlubiyeti bu hazırlık maçlarında olmayan Debre takımı özellikle Bahar'ın tam dönemi için başarılı bir şekilde hazırlıklarını yapmış oldu. Şimdilik ise hem takım hem oyuncuları Bahar dönemi için motive olmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.